Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ata Özkaya. Ata hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem Bey. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Vallahi pazarlık başlıyor. Asgari ücret pazarlığı. 15.700'den deyim yerindeyse açılış pazarlık 15.700'den başlıyor. Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması var. Dengeyi gözeteceğiz. Yani elbette asgari ücretlinin hakkını vermeye çalışacağız ama bir de dengeyi de düşünmemiz lazım deniyor. Ne dersiniz? Nasıl bir pazarlık yaşarız? Evet, asgari ücrette kamunun tabii ki uzlaştırıcı bir rolü olması bekleniyor. Çünkü kamu çalışanları asgari ücret almıyorlar. Burada dengeyi gözetmekten kastı Sayın Bakan'ın şu olabilir. İşverenin burada belirli bir ücret artışı sonrası işçi çıkarmasının önüne geçmesi, denge sınırı olarak değerlendirildiğinde o sınırı geçmeyecek bir ücret artışı uzlaştırması yapacağını ben değerlendiriyorum. Bu da yapılan anketlerde işverenin beklentisi, yani hangi sınırın üzerinde olursa işçi çıkarırsınız gibi sorulara verdiği yanıt %35'leri pek geçmemesi gerektiği yönündeydi. Dolayısıyla dengeyi gözetmekten birinci kasıtım ben özellikle işsizliği arttıracak herhangi bir ücret seviyesine ulaşılmayacağını değerlendiriyorum. İkincisi, dengenin bir de tabii ki çalışan tarafı var. Aynı cümleyi Sayın Bakan'ın o taraf içinde değerlendirirsek o zaman da karşımıza şu çıkacak. Geçtiğimiz yılın %2023 sonu enflasyonunun %70'e dayandığını dikkate alırsak burada bir %70'in tamamı olmasa bile bir bölümünün en azından telafi edilip gelecek yılın enflasyon beklentisine göre karar verilmesi gerekiyor. Tabii burada o telafi kısmının ne olabileceği çok yüksek olmayacak, şuradan belli. İşverenin %35'i zaten gelecek senenin %36 beklentisini örtüşüyor. Bunun üzerine asgari ücret çıkarsa çalışanların 2023'ten kalan bir tırnak içinde ekonomik telafisi diyebiliriz buna, ama her halükarda yeterli olacağını ben değerlendirmiyorum. Ki Ata hocam yeterli olur. Bir de bir yıla, yani artık mesela senede iki kezdi asgari ücretin belirlenmesi enflasyonist ortam nedeniyle. Şimdi açıkladı Çalışma Bakanı net bir dille, artık tekrar bire düşüreceğiz. O yüzden de beklenti, hani madem bir sefer arttırılacak, güçlü bir artış beklentisi yüksek. Şimdi bu şöyle Kerem Bey, bir sefer arttırılacaksa güçlü arttıralım dediğinizde bunu %50 diyelim, yaptığınızda %60. Bunu Temmuz'da tekrar yapmak zorunda kalırsınız. O yüzden bu sürecin bir yerde durması gerekiyor. Çünkü bu geri beslemeli dediğimiz bir süreç. Bir yerde durdurmanız gerekiyor. Onu iki bakan da açıkladı aslında. Sayın Hazine Bakanı da açıkladı. Sayın Çalışma Bakanı da açıkladı. Sürecin bu şekilde durdurulması şu anlama geliyor. Geçtiğimiz yılın enflasyonuna bakarak telafi verme politikası gelecek yılın enflasyonuna bakarak şeklinde değiştiriliyor. Gelecek yılın enflasyonuna bakarak, yani enflasyon beklentisine bakarak bir zam verme aslında teorik olarak doğrudur. Enflasyonla mücadele için doğru bir adımdır. Ancak burada geçtiğimiz yılın enflasyonu beklenenin iki katı olduğu için bu geçişin çok iyi tasarlanması lazım. Yani teorik bilgi bize %70'ten %35'e geçerken de gelecek yıla bak demiyor. Bu tamamen çok uyumlu hesaplarla ilişkin verilerdir. %35'ten %30'a geçiyor olsanız kabul edilebilir, ama şimdi vatandaşlar %70 bir enflasyon yaşayarak yeni yıla giriyorlar. Dolayısıyla burada birden gelecek yılın beklenen enflasyonuna %35'e doğru zamlı ücret artışını kaydırdığınızda geçmiş yıldan getirdiği eksikliği, ekonomik tırnak içinde adaletsizliği telafi edecek bir unsuru kalmıyor çalışanların, ücretlilerin. Bu aynı zamanda büyüme verilerinden de rahatlıkla gözlemlenebiliyor. 2019'dan 2023'e kadar %25'e kadar düşen bir iş gücünün büyümeden aldığı pay var. Dolayısıyla evet. Bu geçtiğimiz yıl ücret artışlarıyla %33'e çıkarılmış olsa bile zaman içinde tekrar enflasyonla beraber eridiğini biliyoruz. O yüzden gelecek yılın enflasyonuna bakmak doğru fikir, ama bu bulunduğumuz koşul tam olarak bunu yapmaya uygun değil. Bir ara formül bulunması gerekiyor ki
ücretliler biraz daha nefes alarak bu enflasyonla mücadele programına yine çünkü fedakarlık ücretlerin üzerinde kalacağı için bunun bir rızayla, ekonomik rızayla yapılması lazım. O da belki Cumhurbaşkanı araya girerek bir formül önerecek. O da olabilir. %35'in bir miktar üzerine çıkacaklar. Ama kısıtlar da var. Şimdi bunu da ifade etmemiz lazım. Bütçe kısıtı oldukça yüksek. Bütçeden işvereni desteklemek gibi bir adım ben bu sene beklemiyorum. Olsa bile çok düşük bir miktar olabilir. Alacaklarından bir süre vazgeçme gibi adımlar olabilir. Nakit enjeksiyonu yerine. Böyle formüller aranabilir ama iki bakanın da Sayın Bakanlığın açıklamaları gelecek yılın beklenen enflasyonu baz alınarak yapılacağı ve tek artış olacağı yönünde. Bu da %35-%40 arası bir yeri işaret ediyor. O da bize 15.000-16.000 TL arasını işaret etmekte. Siz haberinizde 17.000 olarak veriyorsunuz. Ben dilerim ki 17 bin olur. Tekrar dileğimle bitireyim bu sorunuzu. Umarım ki çünkü emek vatandaşlarımızın alın terinin zayi olması hiçbirimiz için ekonomik avantaj değildir. Peki. Teşekkür ederim. Çünkü yani şu soruyu da dün de sordum. Bugün de yani sormadan da edemiyorum. Şimdi devlet bir şey isterken %58.46 yeniden evet. Değerleme oranı. Yeniden değerleme oranı. Yani isterken %58 istiyor. Ya arttırıyor. Evet. Ya verirken de herhalde bu göz önüne alınır yani. Dilerim alınır. Burada şöyle genişletebiliriz bu soruyu. Önemli bir nokta. Kamunun tasarruf etmesi gerekiyor. Burada vatandaşa bu konuda fedakarlık yüklendiği zaman kamunun da harcamalarını azaltması gerekiyor. Burada kamu harcamalarını azaltma konusunda henüz Temmuz ayından itibaren belirgin bir program yok. Çünkü enflasyonla mücadele dediğimizde faizlerin yükseltilmesi, üretimin bir miktarı yavaşlaması, vatandaşların ücret artışlarından fedakarlık etmesi dendiğinde kamu tasarruflarının da planlı programlı şekilde kamuoyuna duyurulması hem yabancı yatırımcının gelişi açısından önemlidir hem de toplumda enflasyonla mücadele konusunda bir uzlaşı sağlanması açısından önemlidir. Uzlaşı sağlanmadığı zaman ne olur? Onu söyleyelim. Yani bu yapılmadığı zaman ne olur? Bu yapılmadığı dönemlerde hep kayıt dışı ekonomi büyür Kerem Bey. Evet. Uzlaşı olmadığında bazı vatandaşlar ben mi bunun ceremesini çekeceğim ya da bazı kurumlar der doğal olarak. Ekonomik bir adaletsizlik ya da arbitraj meydana gelir, alanları meydana gelir. O zaman kayıt dışı ekonomi büyür. Burada da devlet, kamu istediği vergileri bir türlü alamaz hale gelir. Yani bu da para politikasını ve ücret artışlarının mali politikası desteklenmesi ve bu konuda toplumsal bir ekonomik karar vericiler açısından uzlaşı ve fikir birliği olması, bir güven tesis edilmesi merkez bankalarına politikalarının nüfuz etmesi açısından önemlidir. Tam bu siz bunları söylerken sizi destekler mahiyette. Hani bir toplumsal mutabakat dediniz. Evet. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısının cümlesi aynen şöyle. Enflasyonda düşüş 2024'ün ikinci yarısında olacak. Mücadele toplumsal fedakarlık gerektiriyor. Toplumsal fedakarlık deyince de en fedakarlar bu emekliler. Hani 7500. O konuda da Cevdet Yılmaz diyor ki 7500 TL'den az alanlara yani kök maaşa gönderme yaparak söylüyor. Öncelikle onlar için elimizden geleni yapacağız. Herhalde bu asgari ücret tartışmaları da emekliler meselesinde de bir fikir verecek bize değil mi? Evet verecektir. Burada kamunun ücret politikasının şu olduğunu, şu yönde olduğunu bir yıldır, iki yıldır gözlemliyoruz. Ücret artışlarında en alt seviyedeki maaş tabakasını daha yukarı çekecek şekilde artış yaparak ücretler birbirine yakınlaştırma yönünde bir davranış politik davranış söz konusu. Bu aynı zamanda memur maaşlarında da gözlemlediğimiz bir durum. En düşük memur maaşın ortalama memur maaşına da yaklaştırılması söz konusu. Burada asgari ücretin bütün toplumsal ücretler açısından bir gösterge olacağını değerlendirebiliyoruz. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımız asgari ücret ve çok yakınında bir maaşı gelir elde ediyor. Geri kalanlar bunun üzerine kümeleniyorlar yukarı doğru. Burada emeklilerin de memur emeklilerini ayırarak söylüyorum. Onlar Temmuz ayından itibaren gelişmekte olan enflasyon sürecine bağlı
Ve sendikal haklarla artış yaşayacaklar %50'ye yakın. İşçilerin %35'te kaldığı zaman asgari ücretli vatandaşlarımızın, bu asgari ücretli vatandaşlarımızın kamuya eğilimini de arttıracak iş konusunda. Kamuda çalışma isteğinin de teşviğini de arttıracak. Bunun da müdahale edilmesi gerekecek. Çünkü iş barışını bozacaktır bu da. Evet. Dolayısıyla emeklilerin de alt seviyedeki ücretlerinin yukarı doğru çıkarılması, daha yukarıdakilerin daha az arttırılması gibi bir politikayı beraberinde getiriyor. Ama bu önümüzdeki yıllarda ikinci döngü olarak yine iş barışını etkileyecek bir durum. Çünkü ücretler birbirine yaklaşıp bir ortalama etrafında sıkıştırılırsa, o zaman bilgi seviyesi yüksek çalışanlar bu iş kollarından çıkmaya çalışacaklar. Çünkü emek harcadıkları, biriktirdikleri diplomaları, bilgi seviyeleri aldıkları ücretle kıyaslanamaz hale gelecek diğer çalışanlara bakıldığında. Bu olumlu bir politika değil uzun dönemde, onu vurgulamamız gerekiyor. Enflasyonla mücadele tamamlandıktan veya kolaylandıktan sonra bu alttaki ücretleri çok fazla yukarıya yaklaştırma politikası, yani uçurumu kendi arasında azaltma politikasından başka şekilde vazgeçilmesi, yerine başka bir politika konulması önemlidir.